griple ilgili zencefilden bahsedeyim. Bu taze zencefil. Şimdi taze zencefil üşütme, grip, nezleye karşı çok çok etkili. Fakat bazıları bunu bıçakla soymaya çalışıyor, şu kabuğunu. Bunun kabuğunu bıçakla soymaya çalıştığınızda bu eğri büğrü olduğu için patates gibi birçok yerini kesersiniz. Tabii ki çok az bir şey kalır geriye. Hocam kaşıkla nasıl? Bu nedenle kaşıkla soymak gerekir. Kaşıkla, kaşığı alıyorsunuz. Evet. Taze zencefili. Şöyle yaptığınızda diri çok kolay soyuluyor, görüyor musunuz? Hiç içerisindeki lifte... Hocam şöyle doku, yandan gösterirsek seyircilerimiz de görsünler öyle, şöyle. Böyle soyabilirsiniz. Hakikaten. Çok kolay soyulur. Bıçağa gerek yok. Bıçak kullanan kişi ne yapıyor bıçak? Kesiyor yanlarına. Ve çok az bir şey kalır eğer bıçakla soyarsa. Kaşıkla çok kolay soyulur. Taze zencefil. Soyulduktan sonra rendelenir. Böyle. Kaşıkla tertemiz olur. Evet. Mesela şöyle içerisinde çürük olan yer varsa bıçakla değil kaşıkla da alınır. Hocam vitaminini almasın değil mi bıçak? Aslında salatalarda falan da, hani yeşilliklerde falan da böyle. Aslında böyle iki parçaya bölüp o şekilde tüketmek gerekiyor değil mi? Hayır hayır, bir şey olmaz. Ama bıçak da iyi hocam. Vitaminini almaz. Vitaminini almaz. Bir şey olmaz. Bunu böyle soyduktan sonra rendelemek gerekir. Yani bıçakla ince ince de dilebilirsiniz de o zaman tam verim elde edemezsiniz. Yüksek oranda kaynatmadan önce demlikte rendelerse kişi şöyle rendelerse rendelediği zaman çok daha içindeki etken maddeler çayın demine geçer. Rendelemek gerekir. Böyle rendeledikten sonra demliğe koyuyorsunuz. Üzerine limon. Burada zerdeçal var. Şurada gördüğünüz ekinezya. Ekinezya, evet. Ekinezya. Güzel bir karışım. Ekinezya, nane, papatya. Diğer bitkileri de katabilirsiniz. Fakat burada esas önemli olan bitki nedir? Zencefil, limon, bir miktar nane, ekinezya. Bunları çay gibi demleyip içerse kişiyi bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Detoks. Zencefille ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda baş dönmesi, bulantı, kusma gibi seyahat sırasında kişi mesela uçak, vapur, gemi, herhangi bir araçla seyahat ederken birçok insanda bulantı olur, baş dönmesi, kusma vesaire. Kinezya denir hastalığa. Seyahat hastalıklarına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır.